Fourier serilerini bulma örnek soru 1. Bu videomuzda Fourier serilerini bulmaya bir örnek soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Fx eşittir x fonksiyonunun eksi pi küçük eşit x küçük eşit pi aralığında Fourier serisini bulunuz. Şimdi öncelikle şunu anlamalıyız ki bu fx fonksiyonunun bu aralık için periyodik bir fonksiyon olduğu kabul ediliyor. Bu fonksiyonun Fourier serisini bulmamızı istediğinde. Söylese de söylemese de o kabul altında bu işlemleri yapıyoruz, farkında olmalıyız. Fonksiyonun bir grafiğini çizelim. Görsel olarak olayı daha iyi anlamak adına. Burası x eksenimiz, burası y eksenimiz. Eksi pi ile pi aralığında. Bu fonksiyonun periyodik olduğunu farkındayız. Onu da farklı bir renkle çizelim. Şuraya eksi pi diyelim. Bu şekilde pi yazıldığı zaman bunu derece olarak düşünmemek lazım. 180 derece gibi. Bu 3,14'tür. Bu da 3,14. Eksi 3,14 ile artı 3,14 arası. Pi. Fonksiyonumuz x. Şöyle gelecek olursak. Şöyle de yukarı çıkalım. Fonksiyonumuz orijinden geçen y eşittir x doğrusu. Sonra tekrardan pi ile buradaki periyodumuz, periyot, eksi pi'den pi'ye kadar 2 pi'dir. Pi'den 3 pi'ye kadar tekrar aynı hareket. Eksi pi'den eksi 3 pi'ye kadar şöyle ya da tam tersi eksi 3 pi'den eksi pi'ye kadar. Şu hareket. Şunlar daha böyle birbirleriyle paralel olacaklar. Çok önemli değil. Bu şekilde sağa doğru sonsuza kadar gidiyor bu fonksiyon. Sola kadar da sonsuza kadar gidiyor. Yani bu kabul altında biz bunun Fourier serisini buluyoruz. Şimdi bunu netleştirdiğimize göre Fourier serisi bulma formüllerimizi hatırlayalım. Eğer ki periyot 2 pi olduğunda, eksi pi ile pi aralığında değiştiğinde L'li formül yerine direkt bunun kendisine ait formülleri olduğunu konuşmuştuk. Bu videomuzda onun uygulamasını yapacağız zaten. Periyot eksi pi ile pi aralığında değiştiğinde Fourier serisi formüllerimizin özel bir hali vardı. Fx eşittir a0 artı n1'den sonsuza kadar an çarpı kosinüs nx artı n1'den sonsuza kadar bn sin nx. Buradaki a0, an ve bn'i bulmak zaten Fourier serisini bulmak demekti. Şimdi bu fx eşittir x. Bu fx'i yani x'i temsil eden bir seri elde edeceğiz. Sinüs ve kosinüslerin toplam biçiminde. Buradaki a0'ın formülü. Buradaki Fourier katsayılarımız önemlidir. A0, An, Bn. An 1 bölü 2 pi eksi pi'den pi'ye kadar fx dx. An 1 bölü pi eksi pi'den pi'ye kadar fx çarpı yani bu fonksiyon çarpı cos x dx bn 1 bölü pi eksi pi'den pi'ye fx sinüs nx. Bunun Fourier serisini bulabilmemiz için bu formüllerin aklımızda olması şarttır. Şimdi şunları bir net olarak kutular içine alalım. Biz fx fonksiyonunu şu gördüğümüz şekilde sinüs ve kosinüslerin sonsuza kadar giden toplamları biçiminde ifade edeceğiz. Burada var olan a0, an ve bn Fourier katsayılarımızdır. Eksi pi ile pi aralığında fonksiyon verildiğinde kullanmamız gereken formüller bunlardır.
Şimdi bu A0 katsayımız. Bu AN katsayımız. Bu da BN katsayımız. Şimdi bu üçünü hesapladığımızda Fourier serisini bunları getirip buraya koyduğumuzda bulmuş olacağız. A0 ile başlıyorum. A0 1 bölü 2 pi eksi pi'den pi'ye. Buradaki fonksiyonumuz fx x dx'tir. Burada her zaman bu katsayıları hesaplarken bu içerideki fonksiyonun tek mi çift mi olduğuna bakmalıyız. Buradaki x fonksiyonu kendi içine eksi x konulduğunda eksi x edeceğinden dolayı bu tek bir fonksiyondur. Bir integral içinde tek fonksiyon varken eksi pi'den pi'ye kadar integralinin sonucu sıfırdır. Bunların ne olduğunu gerilerde konuşmuştuk. Burada derinlemesine tekrar o kuralları hatırlamakla uğraşmayalım. İçerideki fonksiyon tek fonksiyonsa integralimizin sonucu sıfırdır. AN katsayısını bulduk. Sıfır. Devam ediyor. AN değil. A0 katsayısını bulduk. Sıfır. Şimdi sıra geldi AN'e. 1 bölü pi eksi pi'den pi'ye kadar fx'i getirelim şuraya x cos nx ile çarpıyoruz. Cos nx dx. Yine bakıyoruz. Tek mi bu fonksiyon? Farklı bir renk kullanalım. Şimdi bu fonksiyona eksi x koyalım. X'in içine eksi x koyarsak eksi x olur çarpı. Buraya eksi x koyarsak fakat kosinüs içindeki eksiği yutuyordu. Bu içindeki eksiği kosinüs yutar, sinüs dışarı atar. Fourier serileri için zaten bu ikisini bilmek yeterli bize. Buradaki kosinüs içine konulan eksiği yuttuğu için eksi x cos nx oldu. Başlangıçta içeride bulunanın tamamen eksiyle çarpılmışı çıktığı için bu içerideki fonksiyon yine tek fonksiyondur. Yani bu katsayımızın sonucu da tek fonksiyonsa eksi pi'den pi'ye kadar integralinin sonucu sıfırdır. Bunu da sıfır olarak bulduk. Şimdi geldik son katsayımıza. Bn katsayımıza. Bn 1 bölü pi eksi pi'den pi'ye fx x sinüs nx dx. Bunda x yerine eksi x koyarsak eksi x çarpı sinüsün içine koyduğumuz eksi, x yerine koyduğumuz eksi, sinüs o eksiyi dışarı atar. Eksi sin nx olur. Bununla bunu çarptığımızda da eksiler birbirini götürür. X sin nx olur. Yani buna eksi x koyduğumuzda kendisinin aynısını elde ediyoruz. Yani bu çift fonksiyon. Çift fonksiyon olduğunda da şunu bilmeliyiz. Eksi pi'den pi'ye kadar bir çift fonksiyonun integrali sıfırdan pi'ye kadarının iki katıdır. Şuraya 2 getiriyoruz. 2 bölü pi. Sıfırdan pi'ye kadar x sin nx yazıyoruz. Çiftse hiçbir şey yapmadan da devam edebilirsiniz. Bu şekilde bırakarak da devam edebilirsiniz katsayıları. Bunu yaparak da devam edebilirsiniz. Çok önemli değil. Eksi pi'den sıfıra kadar yapabilir miyiz? O da olur. Ama genel olarak bunu tercih ederiz. Yani yaygın olarak birçok kişinin bu şekilde yaptığını görürsünüz. Yapmaya da biliriz. Şimdi buna geldiğimizde buradaki karşımızdaki integral bir polinomla trigonometrik ifadenin çarpılmışı. Yani Laplace kelimesindeki iki fonksiyonun birbiriyle çarpıldığını görüyoruz. Kısmi integral, İngilizcesi integration by parts uygulayacağız. Burada karşımızda polinom ve trigonometrik var. Sağa doğru hangisi önce varsa ona u diyorduk. Şimdi başlayalım kısmi integrali uygulamaya. X'e u dedik. Polinom u. Çünkü trigonometrikten daha önce. Geri kalan her şey dv. dv eşittir sinüs nx
dx. Buradan her iki tarafın diferansiyelini alarak du eşittir dx. Kısmi integrali zayıf olanlar mutlaka Fourier serilerine başlamadan o kısma çalışmalıdır. Çünkü içinde çok fazla kısmi integral hesaplaması yapılır integrallerde. Buraya geldiğimizde her iki tarafın integralini alırsak. Burada 1 vardır, 1'in integrali ve sin nx'in integrali ise eksi cos nx bölü içinin türevidir. Yani n. Bunu da artı c koymayız. Kısmi integral formülümüz u çarpı v eksi v du. Şimdi işin içine sınırları, şu katsayı hiç bulaştırmıyorum. Önce şunun bir integralini alayım, sonra sınırları ve bu katsayı önüne koyacağım. U x ve şuradaki eksi cos nx bölü n eksi yazıyoruz v'yi yine buraya. Bunun önünde eksi var, burada da eksi var. Onlar birbirine artı yaptı. Cos nx bölü n du'muz dx. Burası eksi x cos nx bölü n oldu. Şu ikisini çarptım. Burada bir daha integral etsem kosinüs sinüs olacak. Sinüs nx bölü yine içinin türevi n gelecek. Aşağıda bir n vardı. N kare. Bu n'in integrali etkisi yoktur çünkü sabit sayıdır o. Artı c'ye koymayacağız. Belirli integraldeyiz. Şimdi şunun yanına pi ve sıfırı koyabiliriz artık. Şu 2 bölü pi'yi yazalım şöyle. Şöyle açalım parantezi ve şunları koymaya başlayalım. Pi'yi koyduk. X yerine eksi pi cos n pi bölü n. Buraya koyduk pi'yi artı sin n pi bölü n kare eksi sıfır koyuyoruz şimdi. Sıfır koyunca kosinüs şuradaki x'ten dolayı zaten. Sıfır koyunca bunun yerine burası gitti sıfır. Bu eksi, buradaki artıyı da eksi yapacak. Eksi. Sıfırı buraya koyduk. Sinüs sıfır ediyor. Sinüs sıfır da sıfırdır. Ve şu 2 bölü pi'yi dağıtırsak şimdi buna. Pi ile pi gitti. Eksi 2 kosinüs n pi bölü n. Burada ise artı 2 bölü 2 sin n pi bölü n kare pi. N kare çarpı pi. Bakalım hatalı yazdık. Bunlar da o kadar karmaşık harf içeriyor ki. 2 sin n pi, evet. Aşağıda da pi n kare. Tamam. Şimdi buradan sonrasında olayımıza devam edecek olursak kosinüs n pi n yerine gelen değerlerden dolayı n yerine biz birden itibaren değerler koyuyoruz. Bununla karşılaşınca bunu tanımalıyız. Şu yukarıya bakalım BN katsayısına. Burada birazcık kafa çalıştıracağız. BN'de n yerine birden başlayıp sonsuza kadar değerler koyuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 gibi. N yerine 1, 2, 3, 4 bunları koyan birisi kosinüs pi eksi 1'dir. Kosinüs 2 pi 1'dir. 3 pi eksi 1'dir. 4 pi 1'dir. Yani bu bir eksi 1, bir artı 1. Bir eksi 1, bir artı 1 ediyor. Kosinüs n pi yerine eksi 1 üzeri n koyabiliriz. Tamam. Aynı şekilde şimdi sin n pi'yi inceliyoruz. Sin n pi. Bunda da birden sonsuza kadar böyle birer birer artarak değerler koyuyoruz. 1 koyduk. Sinüs pi 0. Sinüs 2 pi 0. Sinüs 3 pi
Sıfır. Bu hep sıfır çıkıyor. O yüzden bu en son bulduğumuz ifadede bu bölümün sıfır edip gittiğini, buradaki kosinüs np yerine de eksi 1 üzeri n yazmamız gerektiğini anladık. Eksi 2 çarpı eksi 1 üzeri n bölü n bulduk. İşte bn katsayısını bulmuş olduk. Onu da şu yukarıya getirelim. Eksi 2 çarpı eksi 1 üzeri n bölü n'di yanlış hatırlamıyorsam. Şuna bir daha bir bakalım. Evet, eksi 2 eksi 1 üzeri n bölü n. Şimdi katsayılarımızın neler çıktığına bakalım. Fonksiyonumuzun Fourier serisi budur. Katsayılar bunlar çıktı. Şimdi bunları yerlerine koyuyorum. Burası gitti 0. AN'i 0 bulduk. Bu bölüm 0. BN'i getirip buraya koyacağız. Ve Fourier serimiz sadece ve sadece şu çıkacak. Fx eşittir. N birden sonsuza kadar eksi 2 çarpı eksi 1 üzeri n bölü n. Şurası kötü yazdık. Düzeltelim şunu. Eksi 1 üzeri n çarpı sin nx. İşte fx eşittir x fonksiyonunun eksi pi pi aralığındaki Fourier serisi budur. Açık halini de görmek isteyenler için açalım. Sadece sinüslerin toplamı biçiminde bir fonksiyon çıkacak. Bunu da şuraya sıkıştırırız. Çok önemli değil. Fx eşittir. N yerine 1 koyduk. Burası eksi 1 eder. 2 eder. 2 sin x. Fx fonksiyonunun sinüslerin toplam biçiminde olduğunu keşfetmiş olduk. 2 koyduğumuzda burası 1 eder. Burası da eksi 1 eder. Bu eksi sin. N yerine 2 koymuştuk. 2x. Artı 3 koyunca burası eksi 1 eder. Eksi 2 bölü 3. 3 koyunca 2 bölü 3. Sin 3x. İşte bu fonksiyonları, bu sinüslerin hepsini topladığımızda bize tam olarak şu görüntüyü vermektedir. Yani şu fonksiyonun şu görüntüsünü elde ediyoruz. Sinüsleri toplayarak, sinüsleri toplayarak. İşte burada fx eşittir x fonksiyonunun Fourier serisini ve burada da onun açılımını yani sinüslerinin toplam biçimindeki halini görüyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.